Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Tuncay Bayrakçı, kanalıma hoş geldiniz. Bugün anlatacağımız ilk ders, detaylı bir anlatım yapacağız. Ve bu dersler devam edecek. İlk dersimizde duruş, yürüyüş, duruş, dönüş ve yumrukları göstereceğiz. Bingçun, duruşumuz için, seni biraz şöyle alayım Esat. İlk önce ayaklarımız birleşik, bu şekilde eller kapalı duruyor. Dizlerimizi kırıyoruz. İlk önce parmak uçlarımızı açıyoruz. Sonra topuklarımızı açıyoruz ve ellerimiz tam olarak açılıyor. Manza dediğimiz öndeki el sadece 3-4 derece kırılıyor. Şu şekilde yandan göstereyim. Wuzao dediğimiz, sigorta dediğimiz el, arkadaki el de hemen eklemin bir tık önünde duruyor. Aynen bu şekilde. Evet, bu duruşumuz biraz karakter. Fakat birçok sıfırla bu şekilde durmuyor. Bu şekilde durursanız diz kapaklarınıza zarar veriyor. O yüzden bu şekilde rahat durmanız gerekiyor ama dönüşler için bu şekilde açılım yapabilmemiz için dizlerin bu şekilde durması, dönüş yaparken bu şekilde durması gerekiyor. Ama bu şekilde rahat duruyoruz. Manzağımız önde, buzağımız hemen arkada. Gardımız bu şekilde ve ellerimiz gırtlak hizasına, göz hizasında yüzümüzü kapatmıyoruz bu şekilde yüzümüzü. Hatta kamerada şöyle direkt gösterirsin. Yani önümüzü kapatıp rakibe karşı kör olmuyoruz. Hemen gırtlak hizasında ellerimiz, buzağımız, manzağımız ve buzağımız bu şekilde. Sol gardla başlayalım çünkü yani sol elimizi manzağa önde, sağ elimizi buzağa arkada, manzağa buzağa şekilde yapabiliriz. Ama Vekçun'da sağ sol gardı yok. Tamam solla başlar ama solda olabilir, sağda önde olabilir. Bu şekilde gardımız. Diğer bir gardımız sağ ayak önde. Onu da açılmamış şekilde göstereyim. Parmak uçlarımızı açıyoruz önce. Sonra topukları açıyoruz. Gerideki ayağımız bu tarafa döneceğimiz için, rakip burada olacağı için. Gerideki ayağımız sabit. Diğer ayağımız ayağın merkezinden dönüyor. Ve bütün ağırlığımız arka ayakta, önde manzağımız, arkada buzağımız. Ben bu duruşu tavsiye ediyorum. Tekrarlıyorum. Çok çok önemli. Bakın arkadaşlar, en önemlisi bu. Bütün ağırlık arka ayakta, ön ayağımız neredeyse boş. Sebebini açıklayacağım. Şimdi buradayız. Gel Esat. Low kick vurmayı biliyor musun? Low kick. Bak, ayağını içiyle buraya tek batacaksın. Ben bir kere göstereyim. Şu şekilde. Low kick. Kickboksçular vuruyor ya, maçlarda izlemişim. Bir kere vur. Evet. Şimdi ağırlığım önde olursa biraz sert vur. Ben ağırlığımı öne alayım. Yok, daha sert vur buraya. Sert. Evet. Tam şu eklemin olduğu yere sert vur. Daha sert vurursan sevinirim. Daha sert, evet. Eğer ağırlığım önde olursa düşerim. Ama ağırlığım arka ayakta olursa şimdi vur. Evet. Ön ayak boşta olduğu için tekrar vuruyorsa ne yapıyorum? Düşmüyorum. Bunun akabinde teknik de yapabiliyorum. Tekrar vuruyorsa buradayım. Bu şekilde vuruşa tekrar yap mesela. Burada vuruşa da çıkabilirim. O yüzden benim dediğim gibi bu gardı tavsiye ediyorum. Bütün yani ayağımızın bir tanesi önde, diğeri arkada ve ağırlık tamamen arka ayakta. Bunu defalarca tekrarladım. Çok çok önemli. Şimdi aynı low kick'ten bir de alayım. Niye ağırlık arka ayakta? Bir önemini daha anlatacağım yani. Bir sebebini daha anlatacağım. Tekrar aynı low kick'ten vurup tekrar karşılık vermek için. Eğer ağırlığım önde olsaydı tekrar yavaş yavaş, çok yavaş ağırlığımı arkaya alıp vurmaya kalkışacaktım. Zaman kaybedecektim. Ama şimdi ağırlığımı arka ayakta tekrar pah! Evet, bu. Bir şey yok değil mi? Biraz sıkıntılı. Evet. Arkadaşlar, bu duruşumuz. Şimdi ben bir video izledim. Geçen senelerde. İşte Wing Chun'cu gardını alır, hep bekler, durmaz. Durur, hep bekler, karşı taraf saldırır. Bana bir yumruk atar mısın mesela? Mesela at, bir tane yumruk at. Evet. Mesela. Tamamen yanlış bir bilgi arkadaşlar. Wing Chun'cu bu şekilde beklemez. Bu bizim gardımız. Yani nasıl boksun gardı var, boks gardı. Bu şekilde nasıl boksun gardı var. Veyahut da işte karatecilerin, tekvandocuların gardı var. Bizim de gardımız var. Fakat biz kavga başladığı andan itibaren, biz başlatalım veya rakip başlasın, andan itibaren kesinlikle durmayız. Mesela Esat benimle kavga etmeye geliyor. Gel Esat. Hemen pam
vurmaya başladı. Hiç durmayız. Yani bu şekilde Esat sen bana vur. Kavgada kesinlikle bir kavgadayız mesela. Esat'la kavga edeceğiz. Ben Esat bana vur diye bekleme. Bana vur Esat. İşte Esat vursun ben teknik yapayım. Diğerini vur mesela. Diğerini evet. Yani Esat vuruş yapsın ben ona göre teknik yapayım diye beklemem. Şu şekilde gelişir. Mümkün tam burada iyi anlayabilirsiniz. Ben yumruk atarım. Esat biraz daha yaklaş bana. Kadrajla değil mi Esat? Tamam. Ben yumruk atmaya başlarım. Esat yumruk atıyorum sana. Tamam mı? Bir şeyler yap. Yani bu yumrukları yememek için bir şeyler yap. Ya? Evet. Yumrukları yememek için. Ne yapıyor? Esat biraz daha yaklaş. Yumrukları yememek için ellerimden kurtulmaya çalışıyor. Elime temas ediyor. İşte Wing Chun da tam anlamıyla burada başlar. Şimdi vurmaya başlıyor. Esat blok yapıyor. Ama kadrajdan çıkma. Gel. Buradayım. Ne yapıyor mesela? Atıyorum yumruğu. Kesmeye çalışıyor. Kes Esat. Ben bu yumruğu yemek istemiyorsun. Ben ne yapıyorum? Kesiyor. Ben de tam buradan vuruyorum. Ne yaptım? Kıvanza yaptım. Şey, Uğurmenza yaptım. Vuruşumu tamamladım. Veyahut da Esat atıyorum yumruğu tutuyor. Bilmiyor ne yapacağını bilmiyor. Bana yaklaş. Atıyorum tutuyor mesela. Tutuyor. Ne yapıyor? Dirsekle giriyor. Yani Wing Chun'cu vurmaya başlar. Karşı tarafın kontağına göre, temasına göre teknik yapar. Eğer temas yapmıyorsa zaten ben Esat'a vurmaya, yani rakibe vurmaya çalışır. Temas yapmıyorsa zaten ben vurmuş oluyorum. Ama illaki bir şey yapmak zorundasın. Tekmelerde de öyle. Ben tekme atarım, rakip tekmeme blok yapmaya çalışır, tutmaya çalışır. Ben de ona göre bildiğim teknikleri yani ayakta, ayak tutmalarına karşı karşılık verilecek teknikleri yapalım. Şimdi duruşta kalmıştık. Dediğim gibi duruş çok çok önemli ve dönüşler. Şimdi biz Wing Chun'da Iras karakterinden anlatayım ilk önce. Iras'tayız. Bu şekilde dönüyoruz. Dönüşün önemi nedir? İlk önce en önemlisi Esat bana direkt bir yumruk at. Dışarıdan yine yumruk değil. Bu şekilde boks yumruğu at. Şimdi biraz daha yaklaş. Evet. Ne yapıyorum? At yumruğu. Dönüyorum. Yani yumruğun önünde durmuyor. Tekrar direkt yumruk at. Ne yapıyorum? Dönüyorum. Bakayım. Tekrar alalım. Yumruk atıyor. Ama tam suratıma vur. Bakayım. Hani değmiyor. Değsin bana. Değmedi hala. Yani şu şekilde tamamlıyor. Tekrar. Evet. Ne yapıyorum? Yumruğun önünde çekiliyorum. Ya bunu kardımla beraber yapayım. Gel. Evet. Hem blok yaptım. Esat sen de çok iyi dinle bunları. Bakın ne yapıyorum? Yumruğu direkt ama yüzüme vur ama. Hayır oraya değil. Yüzüme tamam, vur. Yine doğru. Evet. Ne yapıyorum? Hem orada kal ama. Kamera görsün. Hem dönüyorum. Okey. Hem de vuruşumu tamamlıyorum. Bakın burada biraz daha yaklaşırsam. Gerçekten vurmak istesem bu kadar yaklaşmak zorundasın değil mi? Ne yaptım? Dönerek hem yumruktan kurtuldum. Hem de Esat'ın silahları oraya bakarken ben kendime bir açı buldum. Bunu biraz hızlı yapalım Esat diye. Suratıma bir pum. Tekrar. Evet. Dönüşün önemi de burada başlıyor. Bunu zıttına da yapabiliriz arkadaşlar. Buradayım. Ne yapıyorum? Buraya geçiyorum. Tam bana at. Tam buradaki bana. At. Evet. Tekrar gelmiyorsun ona. Gel. Tekrar. Hop. Bam. Yani her şekilde dönüş sağa veya sola çok çok önemli. Duruşu anlattık arkadaşlar. Dönüşün önemini anlattık. Ha, dönüşü bir yerde daha kullanıyoruz. Çok çok önemli bir yerde daha kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar mesela bir vuruş yapacağız. Diyelim ki biz normalde yüze vuruş yapıyoruz ama çok tehlikeli olduğu için şimdi ben bu bölgeye vuruş yapacağım. Diyelim ki bu şekilde bir vuruş yapalım. Ne yaptı? Ortalama bir yarım metre gitti değil mi? Bunu eğer biz dönüşle beraber yaparsak hani biraz önce gösterdiğimiz gibi tekrar burnuma yumruk at. Bakın burada dönüşle beraber bir yumruk atıyorum. Dönüşle beraber attığımız yumruklar çok çok güçlü olur. Mesela burada gösterelim. Buradayım. Hop. Ne oldu? Şimdi bir metre uçtu. Eğer daha şiddetli dönerse tekrar dur. Mesela biraz daha gelirse bu şekilde dur. Evet. Bakma hiçbir şey olmayacak çünkü yelek var. Buradayım. Vurduğum zaman rakibim şimdi 1.5 metre gitti. Dönüşlerin bir önemi de vurduğunuz darbeye gücüne güç katar. O yüzden dediğimiz gibi bak darbelerden kaçabiliyorsunuz dönüşlerde.
ve eğer vuruş yapıyorsanız dönüşle beraber dönüşlerimize güç katıyor. Bu desteğimiz devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.